Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekat. Ramazanını farz kılgan Allah Teala'ya hamdü sanalar bolsun. Bizlerge şerhi hükümlerini, Ramazan ahkamlarını o'rgatgan Rasululloh alayhissalotu vassalomga durud va salovatlar, salomlar bo'lsin. Bizlarni qiladigan, bizlarni savob oladigan amallardan birisi bu silai rahimdir. Silai rahim degani qarindoshlarga, qondoshlarga yaxshilik qilish, ular bilan aloqani bog'lashlik bu silai rahimdir. Sıla-i Rahim haqqida Allah Ta'ala özünü kalamıda şunday merhamet kıladı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani vel ita'i zil qurba. Sadakallahul azim. Adalatlı buluşga, izgü amellerini kılışga ve karındaşlarga yaxşılık kılışlıkga Allah Ta'ala bizlerini buyuradı. Allah Ta'ala qarindoshlarga yaxshilik qilishlikka buyurar ekan. Bizlar aka-ukalar, opa-singil, xola, amma, tog'a, amakilar, bular qarindoshlar bo'ladigan bo'lsa, bular bilan aloqani uzmaslik, ularga qo'ldan kelgancha yaxshilik qilishlik, doimo aloqada bo'lishlik bu Allah Ta'ala'nın buyruğu iken. Bu haqida Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün mübarek hadislerinde İbn Malik radiyallahu anhu rivayet kılgan hadiste Rasulullah aleyhisselam aytadılar. Kimi ki ömrü uzun buluşunu haklasa, rızkı keng buluşunu haklasa, karındaşları bilen alakanı üzmesin dediler. Yana Peygamberimiz aleyhisselam bir mübarek hadislerde kimi ki karındaşlık alakalarını, rıştalarını üzse o cennete kirmiydi dediler. Ve yana bu hakkıda Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam bir kança hadisleri bulup dualar müstacab buluşluki, dualarımız kabul buluşlukini Allah Ta'ala'dan sorab ilticalar kılamız. Hammamız dualarımız kabul buluşunu haklıyımız. Dualar müstacab buluşluki üçün karındaşlarımız bilen alakanı üzmeslik. Karındaşlar bilen daima alakada buluş. Ularga yaxşilik kılışlik lazım bolar iken. Bir günü Peygamberimiz aleyhisselam sahabalarga qarab aralarınızda karındaşları bilen alakanı üzgeller, silah-i rahmini üzgeller bosa çıkıp gitsin dedi. Şunda bir yigit turup çıkıp gitti. Ve bir pastan keyin kaytıp geldi de ya Resulullah oturuşke izin berin dedi. Şunda Resulullah soradı. Sen nimege çıkıp gittin degende o yigit men halam bilen arazlaşıp uruşup koygan edim. Barıp keçirim soradım. O meni keçirdi. Men ham onu keçirdim. Dedi. Resulullah o yigitge oturuşge izin berdi. Şunda Peygamberimiz aleyhisselam aytti. Eğer cemanı içiden bir kişi silah-i rahimini karındaşçılık alakasını üzgen bosa şu cemanın duası kabul bulmaydı dediler. Azizler, bizlerine duamız kabul buluşluki, ömrümüz uzun buluşluki, rızkımız ziyad buluşluki ve bir kança sahablı, faziletli bizler için uluğ nimetler bu karındaşçılık, rişdelerini bağlaşlık tüfeyli bizlerge Allah Ta'ala nimet kılıp vererekken. Yakında bir vakiyene şahidi bulduk, bir hanadange marosim bo'lib turgan xonadonga janoza o'qishlik
maqsadida borgan edik. U xonadon da vafot etgan ayolni qo'shnisi shu ayolni o'zidan katta akasi bo'lar ekan. Shu yerda o'tirgan kishilar, qo'shnilar hayron bo'lib aytishdi. Bu ayolni o'zidan katta akasi qo'shni bo'la turib, o'zini singlisini janozasiga chiqmadi deb hayron bo'lishdi. Shunda o'sha vafot qilgan ayolni yonidagi qo'shnisi o'zini akasi bo'la turib, o'zini singlisi jigari bo'lgan, o'zini qondoshi bo'lgan singlisini janozasiga chiqmay qolishligini sababini so'raganimizda bir qancha yillardan beri arazlashib, urushib qatnashmay o'tirgan ekan. Va shu urushish, arazlashish davomida bu ayol, ya'ni singlisi vafot etsa ham u ranjigani shu darajada ekanki, uning janozasiga ham chiqmay o'tirgan ekan. Bu voqeani agar shar'iy nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, birinchi navbatda musulmonchilik haqqisi bor va yana qo'shnichilik haqqisi bor. Hamda ularni qarindoshchilik haqlari bor. Uchta haqqi bor. Shunga o'xshagan bir qancha voqealarni hayotda ko'ramiz. Alloh asrasin. Azizlar, silai rahimni, qarindoshchilik aloqalarini Allohning rizosi uchun bog'lashligimiz kerak ekan. Ulamo-i ikromlardan biri bir ulamo aytadiki, qarindoshchilik rishtasini bog'lashlikning turlari ko'p. Sovg'a salom ulashishlik, ehsonlar qilishlik, hech bo'lmaganda undan yurib borib xabar olish hamda qo'ldan kelgancha imkon boricha xabar olishlik bu musulmon uchun lozim deydi. Hozirgi kunda mana karantin vaqtida uydamiz. Qavmi qarindoshlar bilan aloqa qilishlik uchun yo'llar karantin bekitilgan. Shunda ham bizlarda telefon bor. Telefon orqali hol-ahvol so'rab, ularni holidan xabar olishlik ham savobli amal hisoblanar ekan. Allohim yurtimizni tinch, osoyishta qilsin. Ramazon sharif ulug' bir barakotli oyda xayr saqovat ehson qiladigan, yaxshilikni ko'proq qiladigan bir fazilatli oylarni sultoni bo'lgan Ramazon oyinda turibmiz. Ehsonni birinchi shu qarindoshni ichidagi muhtojlardan boshlasak savobi ulug'roq bo'ladi. Shunday bir sinov kunlarda qarindoshlarimizni holidan xabar olishlik yanada savobi ulug'roq hisoblanadi. Allohim yurtimizni tinch, osoyishta qilsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Shu kasalliklar ko'tarilib, yurtimiz farovonligi bundan ham yaxshi bo'lmog'ini Alloh taoladan so'raymiz. Xonadonlar obod bo'lsin. Allohning rizoligini istab tutayotgan ro'zalarimiz, qilayotgan ibodatlarimizni Allohim qabul maqbul aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.